Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2022 yılı hedefleri arasında insansız hava araçlarında kullanılacak elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi İHASOJ projesi başlatılmasına yer verildi. Türkiye, Milli İstihbarat Teşkilatı'na teslim edilen Anka I-Sinyal İstihbarat insansız hava aracı ile İHA'lardaki EH kabiliyetine yönelik önemli bir adım atmıştı. İHA'ların stand-off jammer olarak kullanılması ile İHA'lar hedef ülke erken ihbar ve hava savunma radar sistemlerinin harekat bölgesindeki tespit, teşhis ve takip yeteneğinde zafiyet yaratmak amacı ile kullanılabilecek. Mart 2021'de, Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, Türkiye'de son dönemde gerçekleştirilen harekatlarda gösterildiği üzere bu konuda elektronik harp çok ciddi atılımlar, çok ciddi gelişmeler sağladı, demişti. Akyol elektronik harp konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu teknolojileri çok iyi bir şekilde kullanabildiğini aktarmıştı. A merkezli elektronik harp konseptinin temel politikalardan biri olduğunu ifade eden Akyol İHASOJ konseptinin gelişmesi için çalıştıklarını belirtmişti. Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol'un tam açıklaması şu şekilde. Elektronik destek sistemlerinde hassas konumlandırma için birden fazla noktadan kestirme almamız hassasiyeti artırıyor. Özellikle hava platformlarının karadaki bir takım yansımalardan etkilenmemesinin avantajı ile hava sistemleri ile yer sistemlerinin birlikte aldığı konumlandırma hassasiyeti çok daha iyi sonuçlar veriyor. Bunu geçmiş yaptığımız harekatlarda sonuçlarını bizzat gördük. Şu anda da A destekli harp konseptinde tüm elektronik harp sistemlerinin birlikte çalışabilmesi temel politikalarımız arasında. Hassas konumlandırma açısından önemli. Ayrıca konumlandırma yapıldıktan sonra da hedef paylaşımı yapılabiliyor. Yer sistemlerinin bir miktar daha güç imkanları daha fazla oluyor. Hassas bir konumu hava sistemlerinin desteği ile aldıktan sonra yer sistemlerine o hedefi paylaşıp o radarlara karşı taarruz etmek etkili sonuçlar verebiliyor. Türkiye olarak malumunuz İHA teknolojisinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz ve gelişmeye devam ediyoruz. Biz önümüzdeki dönem Karasoj ve Havasoj konseptinin yanına İHASOJ konseptini de eklemek üzere çalışmaları başlattık. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetlerimize de önümüzdeki dönemde kazandıracağız. Tüm bunların daha etkin konum bulabilen ve daha etkin taarruz yapabilen bir yapıya geçeceğiz.